Merhaba sevgili ikizler. Selamlar sevgili ikizler. Nasılsınız, iyi misiniz? Birinci Koda Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan, sizlerle birlikteyiz. Evet Demet, ikizler burcunda yeni ay ve dolunaylar var. Yani evet. İkizler burcunun en önemli ayına geldik. Hı-hı. Gezegenler iyi pozisyonlara Hı-hı. gelmiş. Arkadaşlar, Hı-hı. dostlar, çocuklar, eğlence biraz daha hayatına girecek. Jüpiter'den, Venüs'ten keyifli haberler evet. geliyor. İkizler burcu için biraz gökyüzünde halay havası var. Evet. Ruslar için de kalinka diyebiliriz. Keyifli keyifli haberler gelecek. Evet, ne diyorsun? Merkür'ü iyi durumda olan ikizlerin çok olumlu ve önemli dönemlere gireceği bir döngüdeyiz. Neler var? Evet sevgili ikizler, Mayıs sonundaki ikizler yeni ayıyla başladık bu aya. Yeni aylar hayatta yenilikler getirecektir. Yeni başlangıçlar, özellikle doğum gününüz 28 Mayıs ve yakınlarıysa bu yıl sizin için hayatınızda önemli başlangıçlar, yenilikler söz konusu olabilir. Bu hafta özellikle hareketli bir hafta olacak. Ayın Aha. geneli hareketli. Merkür'ün retrosu başlayacak. İkizler için önemli bir gezegen hareketi tabii ki. 7 Haziran'da başlayacak bu retro hareket. Ve ikizler de retro yapacak. Evet, ayın 17'sinden itibaren Yengeç Burcu'ndan ikizlere doğru geçecek Merkür. Bazı eksikleriniz varsa hayatınızda onları tamamlayabilirsiniz. Gözden geçirmeler yapabilirsiniz. Bunu aslında iyi bir şekilde de kullanmak mümkün. Gecikmiş konuları evet. yeniden ön plana çıkartıyor. Yani evet. yarıda bırakmış olduğu konular. Mesela Hı-hı. diyelim ki bu ikizleri etkiliyor, yayı etkiliyor aslında. Mesela diyelim işte dolapları boşaltmak istiyordu. Boşaltmadı, evet. dolapları evet. boşaltacak. Temizlik ve arınma dönemidir. Evet. Aslında beyni toplayıp temizlik, arınma, Hı-hı. bazı gecikmeleri hayatına getirerek bir dinlenme dönemidir. Evet. Aslında Merkür'ün bu retrograde hareketi hayatımızda yılda 3 kere bizim 20'şer günlük dinlenme dönemlerimizdir. Evet, evet. İlkel toplumlar bu dönemleri tatil olarak kullanırlarmış. Hı-hı. Bu dönemler daha böyle içe dönük olmalıyız. Hı-hı. Yeni anlaşmalar ve sözleşmeler yapmamalıyız. Ve Merkür'ün bize nitelendirdiği neyi söylemek istiyorsa hayatımızda o konulara daha yönelmeliyiz. İletişime evet. daha çok yönelmeliyiz. Evet. Benim ben. Sen ne dersin? Evet, özellikle yengeçte başladığı için retroya belki hesapları gözden geçirebilirler. Evet. Bazı parayla ilgili düzenlemeler yapabilirler bu dönemde. Ayın ortasının 9 Haziran Venüs'ün Plüton'la olumlu bir açısı var. Evet. Ve 13 Haziran'da Venüs'ün Satürn'e karşıt açısı söz konusu Ve o gece olacak. Dolunay var. Ve Dolunay var. Yay burcu Dolunay'ı. Çok önemli bir Dolunay. Evet. Neler olur? İkizler, aşk, evlilik, evet, birliktelik. İlişkiler, ortaklıklar, iş birliklerini aslında kapsıyor bu Dolunay'ın konusu. Bazı kararlar alabilirsiniz. Yenilikler olabilir, değişimler söz konusu olabilir. Bazı sonuçlanmalar meydana gelebilir. Kararsızlıklar biraz aslında sonuca bağlanacak diyebiliriz ayın ortasından itibaren. Karar veremedi, Hı-hı. kafasında karışık etkilere sebebiyet veren bir ilişki varsa, bir iş ortaklığı varsa veya birinden almış olduğu hizmetle ilgili bir sorunu ve bir problemi hızlı bir şekilde çözecek anlamına geliyor. Arkasından baktığımızda Merkür İkizler Burcu'nda devam ediyor retro harekete. Retroya devam ediyor. Biraz daha İkizler Burcu'nda etkiler artıyor. 18 Haziran'da ise Venüs Sekstir Jüpiter'de. Biraz böyle maddi durumları rahatlar mı? Evet, maddi olarak biraz destek alabilirler. Gizli bir destek olabilir, bir yardım olabilir. Aileden bir destek söz konusu olabilir. Arkasından 23 Hı-hı. Haziran'da da Venüs İkizler Burcu'na giriyor. Evet. İkizler bayanları fiziksel olarak güzelleşiyorlar. Evet. Seyahatler başlıyor, yolculuklar başlıyor. Bir burçta Venüs varsa neler oluyor sevgili Demet? Venüs'ün temsil ettiği konular o burca birazcık yansıyor. Tabii ki ilişkiler, estetik, güzellik, sanatla ilgili kavramlar, aşkla ilgili konular o burcun karakterinde birazcık ortaya çıkıyor. İkizler olunca değişken. Aşkla ilgili sohbetler de evet, çok oluyor. Sohbetler, konular. Ama Venüs ikizlerde aslında zayıftır biraz. Tabii. Yani dedikodulara dikkat etmek evet. gerekiyor. Aşk dedikodularına, evet. boş boğaz insanların konuşmalarına, sığ insanların Hı-hı. ilişki tekliflerine Hı-hı. bunlar olabileceği gibi Hı-hı. ciddi ilişkiler de olabiliyor. Evet. Ya, yalnızca bu ciddi ilişkilerin olup olamayacağını bilebilmek için de doğum haritanda Venüs'ün nerede olduğunu da çok iyi bilmen evet, gerekiyor. Tabii ki. O zaman da bunu nereden öğrenebiliyor? Birinci Okura Astroloji Haber Merkezi'nin nöbetçi astrologlarından Hı-hı. bu Venüs'ün
pozisyonunu yerine öğrenebiliyorlar mı Demet? Kesinlikle hemen öğrenebiliyorlar. Evet. Ve direkt olarak ücretsiz bir şekilde bunu öğrenebiliyorlar. Üye olmanız yeterli. Şimdi bu Venüs önemli bir pozisyon. Arkasından 27 Haziran Yengeç Burcu'nda bir yeni ay var. Biraz para kaynakları Venüs'te bunlarda. O evet. zaman ne oluyor? Küçük de olsa gelirlerde artış var. Derim Temmuz ayı maddi olarak daha iyi. Aşka, evet. sevgiye, seyahate ve biraz paraya önem verin. Mutlulukla kalın derim. Bye. Hoşça kalın. Güle güle.